iki milletvekilliği ve vekilimizin vekilliğinin devamsızlık nedeniyle düşürülmesine dair fezlekelerin öncelikle görüşülmesi isteniyor. Biraz önce AKP Grup Başkan Vekili burada konuşurken fezlekelerin konusunu da bir kenara bıraktı. Doğrudan hüküm veren mahkeme konumuna geçti. Biraz sonra bu fezlekeler görüşülürken iki değerli arkadaşımız bu iddiaların hepsini yerle bir edecekler. Ona dair fazla bir şey söylemeyeceğim. Sırrı Süreyya Önder ve Meral Danış Beştaş bu fezlekeler görüşülürken savunma hakkını bu vekillerimiz adına kullanacaklar ve bu iddialarınızın ne kadar haksız, dayanaksız ve hatta çirkin olduğunu sizlere de anlatacaklar. Tabii genel kurulda bulunursanız, bulunmazsanız da kamuoyuna ve halklarımıza bu dertlerini en iyi şekilde anlatacaklar. Şimdiden bunu belirtmiş olayım. Aslında iç tüzükle ilgili tartışmalar bir yandan devam ediyor ve orada da getirilen düzenlemelerin tam bir diktatörlük, hatta ötesi faşizm düzenlemeleri olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bazen kıyaslamalar yapıyoruz. Bu kıyaslamalar AKP grubunu rahatsız ediyor görünüyor. Dün bu tür bir düzenlemenin burada şimdi iç tüzükte getirilmek istenen düzenlemenin bir benzerinin sadece İsrail'de olduğunu söylemiştim. Evet, İsrail'de sağcı ırkçı bir blok var iktidarda ve onlar milletvekilliğinin sadece fikirlerini açıkladığı için düşürülmesini öngören bir kanun kabul ettirdiler parlamentoya. Bu kanunda iki sebeple milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmadan genel kuruldaki oylamayla vekilliklerinin düşürülmesi düzenleniyor. Nedir bu iki sebep? İsrail devletine karşı ırkçı tahriklerde bulunmak ve İsrail devletine karşı yürütülen silahlı mücadeleye destek olmak. Çok tanıdık bu argümanlar, değil mi? Bu kıyaslamalardan rahatsız oluyorsanız size önerim şu: o zihniyetleri burada takip etmeyin. O iktidarların yaptıklarını yapmayın. Yaparsanız biz size buradan ayna tutarız. Yüzünüz varsa bakarsınız, bakamıyorsanız başınızı önünüze eğin. Neden geldi bu düzenlemeler? İki tane önemli nedeni var. Biliyorsunuz İsrail'de yaşayan %20, nüfusun %20 oranında Arap azınlık var. İsrail vatandaşı ve onlar da seçimlere katılıyorlar. Partiler kurdular ve en son seçimde de birleşik listeyle 13 milletvekili kazanarak Knesset'e, İsrail parlamentosuna girdiler. Çok etkili bir muhalefet yapıyor oradaki Arap milletvekilleri. Ama ırkçı, sağcı iktidar bundan çok rahatsız. Mesela bu blok içinde yer alan partilerden birinin 3 milletvekili İsrail Güvenlik Kuvvetleri'nin haksız yere öldürdüğü 3 Arap genci için taziye ziyaretinde bulundular. Ailelerine başsağlığı dilemek için gittiler. Sadece ziyarette de bulunmadılar. Aynı zamanda bir dakika saygı duruşunda bulundular. Netanyahu çıktı, bunlara karşı bir linç kampanyası başlattı. Dedi ki bunlar teröristtir, teröristlerin mecliste yeri yoktur dedi. Ama milletvekilleri yılmadılar. Birleşik listeye mensup Arap milletvekillerinin bir başka sizi utandıracak dürüstlük ve cesarette girişimleri de var. Ne yaptılar? Dediler ki Mavi Marmara operasyonuna katılan İsrail askerlerinin tamamı katildir dediler. Bir şey daha dediler. Gazze'ye bomba yağdıran İsrail ordusu uçaklarını kullanan pilotlar teröristtir dediler. Netanyahu çıldırdı. Ve hemen bu kampanyayı bir sonuca eriştirmek istedi. Balat Partisi'nin kapatılması için anayasa yüksek mahkemeye dava açıldı. Yüksek mahkeme dedi ki bunlar siyaset hakkını kullanıyorlar. Bu nedenle partiyi kapatmam dedi. Reddetti kapatma davasını.
Ama Netanyahu'nun içi soğumuyor. Hayır dedi, biz teröristleri bu parlamentoda barındırmayacağız. Bunlar devletten para alarak İsrail devletine karşı terörist faaliyetleri destekleyemezler dedi. İsrail Cumhurbaşkanı uyardı Netanyahu'yu. Dedi ki yapmayın, eğer böyle bir kanun çıkarırsanız bunun tek anlamı var. Arap azınlığa karşı ırkçı politika izlemiş olursunuz dedi. İsrail'deki sol partiler de buna karşı çıktılar. Dediler ki bunun tek sebebi var, ırkçı zihniyeti kanunlara dönüştürmek. Güçlü bir tepki doğdu ama ırkçı sağcı blokun İsrail parlamentosunda yeterli çoğunluğu vardı. O nedenle bu yasayı geçirdiler. Tabii bu yasayı geçirinceye kadar Arap milletvekillerinin başka cezalarla söz hakkını kısmak istediler. Mesela 2 ay geçici çıkarma cezası, 2 aya varan geçici çıkarma cezaları verdiler. Neden? Mazlum bir halkın haklarını savundukları için. Peki mazlum bir halkın haklarını savununca neyle yaftalandılar? Teröristlikle. İşte sizin yaptığınız budur. İsrail'in ırkçı ve sağcı, zalim iktidarının zihniyetini aynen uyguluyorsunuz. Gidin bakın, Diyarbakır'da bugün demokratik siyaset adına barışçıl bir eylem yapıyor milletvekillerimiz. Etrafları terör örgülerle çevrilmiş. Sayısız TOMA var. Önceki gün burada Güven Park'ta polis göstericilerin kolunu kırarak gözaltı yaptı. İsrail polisinin orada İsrail'de Araplara yaptıklarından ne farkı var bunun? Mescid-i Aksa'ya ilişkin bu iktidarın, İsrail sağcı ırkçı iktidarının yaptığı uygulamalar haksızdır, zalimcedir. Ama onlara karşı çıkma meşruiyeti sadece her yerde zulme karşı çıkanlarındır. Lütfen hükümetinize söyleyin, siz de bu uyarımı dikkate alın. İsrail'in Mescid-i Aksa'daki bu zulmünü siz kınamayın. Siz kınayınca İsrail daha da yapıyor. Çünkü diyor ki bir zalimin bana ders vermeye hakkı yoktur diyor. Haksız mı? Evet, zalimler birbirini kınamasın. Ama mazlumlar ve herkes için adalet isteyenler her yerde, her şekilde zulme karşı çıkma meşruiyetine sahiptirler. O nedenle size bu aynayı tutmak zorundayız değerli arkadaşlar. Bizler bu vicdan ve adalet nöbetini sürdüreceğiz. Tıpkı İsrail'deki Arap milletvekillerinin yaptığı gibi demokratik siyaseti sonuna kadar takip edeceğiz ve demokratik siyasette ısrar edeceğiz. Peki İsrail neden bu kadar zulüm yapıyor? Sormuyor musunuz kendinize? Sırf genlerinde zalimlik var diye mi yapıyor Netanyahu gibi ırkçı hükümetler? Hayır. Filistin sorununda barışçıl, demokratik, eşitlikçi bir çözümü reddettikleri için zalimleşiyorlar. Bu politikaları izlemeyen her yönetim zalimleşir. Belki olduğundan daha fazla ırkçılaşır. Belki olduğundan, olabileceğinden daha fazla yüzsüzleşir, pervasızlaşır. İşte İsrail'deki sağcıların, İsrail'deki ırkçıların pervasızlığının da, yüzsüzleşmesinin de, sürekli zulmü arttırmasının nedeni de Filistin halkının haklarını kabul etmemeleridir. Filistin halkı adına yapılan demokratik siyaseti sürekli zulümle boğmalarıdır. Aynı şeyi AKP de yapıyor. Eğer demokratik, barışçıl, eşitlikçi bir çözümü kabul etmezseniz, savaş politikalarında ısrar ederseniz, yasaklarda, zulümlerde ısrar ederseniz, sizin de geleceğiniz yer şu an büyük öfkeler yağdırdığınız İsrail'deki ırkçı, sağcı zihniyettir. Ama ona karşı İsrail'de bütün demokratlar ve vicdan sahibi insanlar, Arap halkı, Filistin halkı direniyor. Biz de burada bütün vicdan sahibi insanlarla sizin bu politikalarınıza sonuna kadar direneceğiz. Zalimlerin sonu aynıdır, bunu unutmayın. Mazlumların kazanması da kaçınılmazdır.